Günaydınlar efendim. Bugün 21 Temmuz 2019 günlerden pazar, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ben Sinem Fıstıkoğlu. Son 24 saate Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer alacağı yaklaşık 2 saat sürecek programımıza hoş geldiniz efendim. Bizlere lütfen alt bantta göreceğiniz telefon numaralarımızdan, sosyal medya hesaplarımız üzerinden ya da elektronik posta yoluyla ulaşınız. Fikir, görüş, öneri ve eleştirileriniz bizim için kıymetli efendim. Dün önemli bir gündü. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümüydü. 20 Temmuz 1974 yılında Rumların Türklere kötü davrandığı gerekçesiyle Şanlı Türk ordusunun başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın dün 45. yıl dönümüydü. 22 Temmuz saat 17'de sona eren harekatta 57 Türk askeri şehit olmuş, 130 asker ise yaralanmıştı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun. Yıl 1974, takvim yaprakları 20 Temmuz'u gösteriyordu. Saatler 8'i gösterdiği sırada kahraman Türk ordusu Ayşe tatile çıksın parolasıyla Barış Harekatı'nın düğmesine bastı. Bizim yaptığımız amfibi harekat dünyada bir eşi olmayan amfibi harekat. 1959 yılında Zürih ve Londra anlaşmalarıyla adada Türk ve Rum halkının eşitliğine dayalı bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Ancak Rumların kurduğu silahlı gruplar 1963 yılından itibaren Kıbrıs Türklerini ülke yönetiminden uzaklaştırdı. Adayı Yunanistan'a bağlama hedefi için Rumlar Türklere karşı katliamlarını 1963 ila 74 yılları arasında arttırarak devam ettirdi. Bu harekat Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin emperyalizme karşı yaptığı ikinci bir Kurtuluş Savaşı'dır. Adadaki haberlerin Ankara'ya ulaşmasının ardından dönemin Başbakanı Bülent Ecevit önce adada garantör olan İngiltere ile diplomasi yürüttü ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine 20 Temmuz 1974 yılında Türk ordusuna bağlı birlikleri Lefkoşa, Hamitköy, Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine hava indirme harekatıyla Barış Harekatı'nı başlattı. Gece sabaha kadar dua ettim onlara bir şey olmasın diye ve uyku uyuyamadım tabii. Hafif makineli tüfeklerin atış menziline girdiğimiz andan itibaren yoğun ateş altında kaldık. Bunu karşılamak üzere ben bütün botlarıma atış serbest emri vermek suretiyle yaylım ateşini alarak karşıdaki bize karşı ateş eden silahların hemen hemen hepsini susturduk. Adaya yalnızca havadan asker indirilmedi. Türk ordusu dört bir koldan taarruza geçmişti. Gemiler de denizden çıkartma yaptı. Aynı zamanda Rum mevzileri jetlerle havadan bombalandı. Yani hem denizden hem de havadan Kıbrıs artık yavaş yavaş bizim olmaya başlamıştı. Evet. Hava kuvvetlerinin yardımını hiçbir zaman unutmamak lazım. Kıbrıs Barış Harekatı adı verilen operasyon 22 Temmuz saat 17'de sonlandırıldı. Harekatta 3 gün içinde 57 asker şehit oldu, 184 asker ise yaralandı. Karasıyla, denizle, havasıyla müşterek bir harekat yapılmıştır. 25 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs Barış Görüşmeleri Cenevre'de yeniden başladı. Ama bu görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı. 14 Ağustos'ta Türk ordusu Magosa ve diğer bölgelerdeki Rum işgaline son vermek için ikinci kez taarruza geçti. Tamamen bağımsız, tam bağımsız bir şekilde Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte hareket ederek uzak yarınlara erişmesini sağlamak yönünde çaba sarf etmeliyiz. Yaşanan gelişmelerin ardından 13 Şubat 1975 yılında adada bağımsız bir Kıbrıs Türk Devleti kuruldu.
Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'a bir mektup gönderdi. Gönderdiği mektupta 45 yıl önceki hareketi gerekirse yine yaparız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği müzakerelerinin durdurulmasını istedi. CHP'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Türkiye'nin sondaj çalışmaları Avrupa'nın merceği altında. Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı gerilimi arttırdı. Türkiye'nin mesajı ise gerekirse 45 yıl önceki adımı yine atarız oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mektup gönderdi. Türkiye Barış Harekatı'nı Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir. Erdoğan 45 yıl önceki Kıbrıs Harekatı'nın gerektiğinde yine yapılabileceğini belirtti. Türk ordusunun Kıbrıs Türk'ünün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Karabük'te vatandaşlara hitap etti. Kıbrıs onun da gündemindeydi. Kıbrıs vatandır. Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir. Sahipsiz değildir, kimsesiz değildir. Bahçeli Doğu Akdeniz konusundaki Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına değindi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nin 15 Temmuz'da almış olduğu yaptırım kararlarını kınıyorum. Avrupa Birliği'nin Türkiye husumeti ise gizlenemez düzeydedir. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin sonlanması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği ile bir yol ayrımına gelinmiştir. Avrupa Birliği ile bir karar arifesinde olduğumuz açıktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan paylaştığı videoyla Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Dış politikada attığımız en önemli adımlardan birisidir. Şimdi Kıbrıs politikasının da artık değişmesi lazım. Yeni bir sürecin, yeni bir hamlenin... Zafer'in 45. yıl kutlamalarının adresi Lefkoşa oldu. Devlet erkanı adına törenlere katılan isimse Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dı. Fuat Oktay, Doğu Akdeniz konusunda kararlılık mesajı verdi. Kıbrıs Türk'ü güçlüdür. Tarihte yıldığı görülmemiştir. Büyük zafer yurtta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkuyla kutlandı. Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılında yine birlik mesajı vardı. Vatan için yaşıyor. Coşkunun ilk adresi Lefkoşa oldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek, kimsenin Kıbrıs Türk'ünü yok saymasına asla izin vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da törende konuştu. Güçlü olacağız ve gücümüzü barışın tesisi için kullanacağız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi en önemli ilkemiz olmaya devam edecektir. Milletimizin cesur kanatları Türk yıldızları zaferi selamlamak için havalandı. Ardından atletler Yavuz Çıkarma plajına bağımsızlığı simgeleyen bayrakları getirdi. Geçit töreni coşkuyla karşılandı. Kutlamaların bir diğer adresi Antalya oldu. Törende Kıbrıs gazileriyle gazi ve şehit yakınları da hazır bulundu. Çelenk töreninin ardından konuşan Kıbrıs Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyaz Bayram, dünden bugüne Kıbrıs mücadelesinin kahramanlarını selamladı. Bölgemizde yaşanan savaşlar ve enerji güvenliği ile Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin paylaşım mücadelesi bizleri çok dikkatli ve uyanık olmaya mecbur etmektedir. Beyaz Bayram, Kıbrıs davasının kararlılıkla sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte halkımızın eşit hak ve çıkarlarını korumak amacıyla
gerekli tüm adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini isterim. İzmir'de ise dalış emniyet güvenlik arama kurtarma özel timi Gazi'ye zafer dalışı yaptı. Gazi, harekat sırasında Türk askerine mühimmat taşımış ve ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra resif olması için batırılmıştı. Bu anlamlı gün Mersin'de de coşkuyla kutlandı. Biz Kıbrıslı Türkler yolumuza ana vatan Türkiye'mizin desteğiyle devam edecek ve uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı ve egemen bir devlet olduğu gerçeğini görmeleri ve ada üzerindeki haklarımızı korumak için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. Törende şiirler okundu, halk oyunları oynandı. Geçtiğimiz gün etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Düzce'de meydana gelen sel felaketiyle devam edeceğiz. Felaketin dördüncü gününde bilanço hala pek de iç açıcı değil. 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken maddi hasar da epey ağır. Köylü, özellikle Esma Hanım köyünde yaşayan vatandaşların mağduriyeti had safhada. Arkadaşımız Dilek dün Düzce'deydi ve önemli röportajlar gerçekleştirdi. İşte sel felaketine maruz kalan Düzcelilerin yaşadıkları. Düzce'de yaşanan sel ve heyelan felaketinin bilançosu oldukça ağır. O kötü tablo 3. günde de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. En son ölen Fatma Töngel, onları ben geçtikten sonra sel vurdu. Ben yayan geçtim onların yanından. Eve gittim, kendi evim az üst tarafında. Eve girdim, geri çıkamadım. Evin dibine geldi su, birden bastırdı. Yağmurla selin gelmesi bir oldu. Ondan sonra o selde gitmişler zaten. Biz yukarı kaçtık, evin üst tarafına yukarı kaçtık. Biz uyuyorduk, sabah hava aydınlamıştı. Uyuduk, bir anda bir yağmur bastırdı. Evlerimizin her tarafı su dolmaya başladı. Uykuda yakaladı. Biz en son pencereden çıktığımızda buramıza kadar suya atladık, öyle kaçtık. Son anda yani. Fark edip hemen kaçtınız. Aynen, fark ettik. Yok, başka evimizin başka tarafları daha derindi. En sakin yeri bulup çıkmaya çalıştık. En sonunda da bir komşunun evine sığındık yani. Gece daha şiddetliydi. Bir şey göremedik karanlıkta. Yani aşırı derecede yağış oldu. Sabaha kadar yağdı ama. Taş, ağaçlar ne varsa doldu. Yollar taştı her taraf. Perişan yani. Adım atacak halimiz yoktu yani. Merhabalar efendim. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin de büyük hasar var mı? Bizim her şeyimiz gitti. Evimiz, barkımız, arımız, her şeyimiz gitti. Can kaybı olmadı. Buna şükür. Yukarıda oldu. Onlara çok üzüldük. Ama maddi olarak hiçbir şeyimiz kalmadı yani. Evet. İşçimiz var, iş yapıyoruz, hiçbir şeyimiz kalmadı. Yolumuz yok, bir şeyimiz yok, gidecek şeyimiz yok, suyumuz yok, elektriğimiz yok, evimize giremiyoruz. Birinci kat komple zaten sular altında kaldı. Sel ve heyelan felaketinden etkilenen bölgelerden biri de Akçakoca Esma Hanım köyü oldu. Burada da yukarıdan gelen sel öyle bir geldi ki ağaçları kökünden söktü. Koca koca kayaları tam da bulunduğumuz noktaya getirdi. Geçmiş olsun'a mı geldiniz? Arkadaşım burada, ortağım burada. Onun yanına geldim. Onun evi gitti. Ondan onun yanına geldim. Gördünüz mü ev ne durumdaydı? Evin yerinde yok. Su akıyor şu an evin yerinde. Eyvah, yerle bir olmuş. Yerle bir olmuş, evet. Aynen öyle. Felaket geçmiş olsun. Aşağıda, bir kilometre aşağıda. Ki oraya şu an yol vuruyorlar. Yani, evet, ev komple gitmiş. Evi, arabası, traktörü, her şey gitti evin önünde ne varsa. Onun yanına geldim, o da buralarda. Tam şeyle ilgili bilgim yok ama onun yanına geldim. Onun evinin gittiğini biliyorum. 7 tane de kayıp var işte. Bir tane bulundu. O şekilde. Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları F-16'larla dün bir kez daha vuruldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları bir kez daha bombalandı.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine F-16'larla hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Örgüte ait hedefler vuruldu. İçişleri Bakanlığı da ilk 6,5 ayın terör bilançosunu açıkladı. İç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'ya ait 859 sığınak, barınak ve mağara imha edildi. İmha edilen barınaklarda toplam 189 silah, 113.594 adet mühimmat, 227 el bombası, 4,5 tondan fazla patlayıcı madde, 25 ton gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri de açıklandı. 5 teröristten ikisinin terör örgütü MLKP üyesi olduğu, Taylan Kutlar'ın mavi kategoride, Hıdır Çali'nin ise gri kategoride olduğu öğrenildi. Bitlis'te makam aracında şehit olan binbaşı Zafer Akkuş dün memleketi Samsun'da sonsuzluğa uğurlandı. Emekli asker olan babası törene üniformasıyla katılırken şehit olan onbaşı ise Konya'da toprağa verildi. Kahraman askerler son yolculuklarına uğurlandı. Samsun ve Konya'da şehit törenleri vardı. Binbaşı Zafer Akkuş Bitlis'te görev yapıyordu. Güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla Çalıdüzü köyü bölgesine gitmek istedi. PKK'lılar binbaşının içinde bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında tuzakladıkları bombalı aracı infilak ettirdi. Binbaşı saldırıda şehit oldu. Şehit Akkuş'un naaşı Samsun'a uğurlandı. Armutlu Mahallesi Merkez Camisi'nde tören yapıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törendeydi. Şehidin babası emekli astsubay Rüştü Akkuş, oğlunu yıllarca giydiği kendi üniformasıyla uğurladı. Binbaşının naaşı mahalle mezarlığında defnedildi. Konya'da da şehit töreni vardı. Piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal, Pençe 2 harekatı kapsamında PKK'lıların saldırısında şehit olmuştu. Kaşören mahallesindeki baba evinden helallik alındı. Şehidimiz. Tören Kaşören Camisi'nde yapıldı. Kahraman asker mahalle mezarlığında ebediyete uğurlandı. Cuma günü Türk Başkonsolosun şehit olmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının faili olduğu belirlenen mazlum da dün itibariyle yakalandı. Açıklama Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden geldi. Erbil Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi. Açıklamada Dağ'ın yanı sıra olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişinin daha yakalandığı belirtilirken söz konusu diğer 3 kişi hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığının askıya alınmasının ardından dikkatler efendim Milli Muharip Uçak Projesi'ne çevrildi. Savunma Sanayi kaynaklarına göre Milli Savaş Jeti daha erken bir tarihte motor çalıştırabilir. O görmüş daha 1925'te efendim istikbal göklerdedir diyerek Türk Hava Kurumu'nu kurmuş, uçaklar üretimi sağlanmış. Washington, F-35 programını askıya aldı. Ankara, Milli Savaş Jeti için adımlarını hızlandırdı. Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ettiğini tekraren vurguluyorum ve bu proje daha da hızlanacaktır. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bu sözlerle duyurmuştu çalışmaların hızlanacağını. Savunma sanayi kaynaklarına göre de Milli Muharip Uçak projesi kapsamında üretilmesi hedeflenen TFX, daha erken bir tarihte motor çalıştırabilir. Yani başka birisi katiyetle zaten Türkiye'nin gelişmemesi için elinden gelen her türlü münasebeti kurmaya çalışırlar. Her türlü numarayı yapmaya çalışırlar.
TUSAŞ tarafından tasarım çalışması süren uçağın birebir modeli geçen ay Paris Air Show'da sergilenmişti. F-35'e parça üreten Türk firmalarının da edindiği tecrübeleri TFX'e aktaracağı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ankara ayrıca envanterdeki F-16 ve F-4 uçaklarının ömrünü modernizasyon çalışmalarıyla uzatmayı hedefliyor. Milli savaş jetinin özellikleri de dikkat çekiyor. Çift motorlu radara karşı düşük görünürlüğü olan TFX, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyetiyle öne çıkıyor. Bugün bakın, havacılık sanayisi demek, efendim var olmak demektir. Ne demek istiyorum? Bütün her şeyin en hafifi, en küçüğü havacılık sanayisinde, uçağın içinde kullanılır. Onun küçüğünü ve hafifini yapabilen ağırını, büyüğünü çok rahat yapar. Dolayısıyla onu yapabilme noktasına gelmek gerekir. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti bulunuyor. Türkiye yerli jetiyle birlikte dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil muharip uçağı sahip ülkeler arasında yer alacak. Öte yandan F-35'lerin askıya alınması diplomatik temaslarla da ele alınıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede F-35 ve S-400'ün yanı sıra Suriye'ye ilişkin Membiç, İdlib ve güvenli bölge konuları ele alındı. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin daha önce 22 Temmuz tarihinde Ankara'ya geleceği duyurulmuştu. Hürmüz Boğazı'ndaki sıcak gelişmelerle devam edelim efendim. İran, İngiltere'ye ait bir gemiye Hürmüz Boğazı'nda el koyduğunu açıkladı. İngiliz hükümeti ise İngiliz gemilerinden Boğaz'ın dışında kalmasını istedi. Birleşik Devletler de konuya dahil oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere hükümetiyle konu hakkında görüştüklerini söyledi. Evet, yol ve hava. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda İngiliz bandıralı Stena Impero isimli petrol tankerine el koydu. 23 mürettebatın bulunduğu petrol tankerine çok sayıda hücum botla operasyon yapıldığı belirtildi. İngiltere'de bu olay üzerine acil güvenlik kabinesi toplandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın İngiltere'ye ait Mestar adlı ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiğini duyurdu. İran'sa İngiliz şirkete ait Liberia bandıralı tanker Mestar'ın yoluna devam ettiğini açıkladı. İngiltere, İran'ın bir petrol tankerini alıkoymasının ardından İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı'ndan uzak durmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın İngiltere'ye ait bir tankeri Hürmüz Boğazı'nda alıkoymasına ilişkin İran'ın sadece sorun yarattığını ve konuyu İngiltere ile görüşeceklerini söyledi. Öte yandan Cebeli Tarık Yüksek Mahkemesi Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan Grace 1 adlı İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzattı. Efendim saatlerimiz 9.25, haberlere bir virgül koyacağız. Özellikle yayınımızı İstanbul'dan takip eden izleyici ve dinleyicilerimiz için bir yol durumuna bakmakta fayda var. Zira hafta sonu ve günümün kalan kısmını dışarıda geçireceğim diyorsanız eğer, şimdi İstanbul trafiği şahane bir vaziyette. Doluluk oranı sadece %4. Her yer yemyeşil. Yani bayram ve seyran hariç İstanbul'da trafik hiç bu kadar akıcı olmamıştı efendim. Sadece malumunuz ikinci köprüde devam eden yol bakım çalışmaları nedeniyle ikinci köprüde bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir yoğunluk var. O da sadece geçiş güzergahı üzerinde. Onun dışında tüm İstanbul şu an ulaşıma gayet açık. İlçe ilçe saymaya gerek yok. Bir noktadan bir noktaya gitmek an itibariyle gayet kolay. Bir de havanın durumuna bakalım efendim. Hafta sonu olduğu için havanın da durumunu bilmek istersiniz diye düşünüyorum. Yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık çarpmalarına karşı uzmanlar dikkatli olunmaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle hamileler, kalp hastaları ve yaşlıların Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. İç Anadolu'da da bugün sıcaklık değerleri artmaya devam ediyor.
günlük güneşlik bir gün geçirecek. Marmara ve İstanbul Temmuz değerlerine, sıcaklık değerlerine yeniden kavuşuyor. Marmara'da nemle birlikte İstanbul'da sıcaklık da artacak. Nem bugün biraz rahatsız edici olabilir. Yağış beklentisi sadece Doğu ve Orta Karadeniz'de, Trabzon, Rize ve Samsun'da zaman zaman gün içerisinde etkili olabilir. Yağış beklentisi var ama bunlar geçiş şeklinde olacak ve süreklilik arz etmeyecek diyerek gazete başlıklarına bakmaya başlayalım efendim. Dün malumunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümüydü. Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde de bu şanlı zaferin haberine yer verilmiş. Haber başlığı Doğu Akdeniz kararlılığı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlamalar gece başladı. Binlerce kişi meşalelerle Yavuz Çıkarma Plajı'nda şehit ve gazilerimiz için şafak nöbeti tuttu. Kıbrıs kahramanları Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın unutulmadığı kutlamalarda tüm dünyaya Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının kararlılıkla savunulacağı mesajı verdi deniliyor haberin alt başlığında. Altına doğru gazetenin devam ettiğimiz zaman efendim Kocatepe şehitlerini Akdeniz'de anarken başlığını görüyoruz. Biraz daha akıtalım gazeteyi. Bu haberin altındaysa dün yakalanan Mazlum Dağan, malumunuz Erbil saldırısının faili kendisi. Mazlum Dağ yakalandı haberi var. Haberin başlığı Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'yi silahlı saldırıda şehit eden terörist Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı deniliyor haberin alt başlığında. Hürriyet gazetesine geçelim efendim. Hürriyet gazetesinin manşetinde Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın röportajına yer verilmiş. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yargıçların kararları nedeniyle farklı kesimlerce eleştirildiğini hatırlatırken ben buna ne İsa ne Musa testi diyorum deniliyor. Haberin başlığı ise ne İsa'ya ne Musa'ya. Hakemler de kendi aralarında bunu söylerler. Ne o takıma yaranabildim ne bu takıma yaranabildim. Siz kimseye yaranmayın. Siz kuralları uygulayın deriz biz futbolda. Tabii aynı şey bu durumda yargıçlar için de geçerli oluyor. Hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı demiş Zühtü Arslan. Bu haberin altında ise Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı var. Gerekirse yine yaparız haberin başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi deniliyor haberin başlığında. Köse'yi şehit eden dağ yakalandı. Bir diğer haber başlığı açıklama Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden gelmişti dün. Türk ekip yakalanmasına destek verdi deniliyor haberin alt başlığında. Bu haberin yanında ise asker babanın oğluna vedası başlığını görüyoruz. Şehit düşen binbaşı Zafer Akkuş'un babası dün Samsun'da düzenlenen cenaze törenine emekli olduğu askeri üniformasıyla katıldı deniliyor haberin alt başlığında. Devam edelim efendim sıradaki gazetemizle. Sabah gazetesinin manşetinde o hain kız kıvrak başlığıyla yakalanan terörist Mazlum Dağan haberini görüyoruz. Seçkin babanın sevgi taburu bir diğer haber başlığı benim okurken gözlerimi dolduran bir haber. Şehit düşen Cengiz Assubay'ın vasiyetine dair bir haber efendim. Diyor ki Cengiz Assubay, ben şehit düşersem eğer beni komutanım Seçkin babanın yanına defnedin. Vasiyetinden müthiş bir dayanışmanın öyküsü çıkıyor. Gerçekten de şehit düşüyor Cengiz Assubay ve çok sevdiği komutanının yanına defnediliyor. Bize öl dese ölürüz dermiş askerleri. Ne mutlu o komutana, ne mutlu o askere, şehadete birlikte olmasa da bir şekilde yürümüşler ve şimdi sonsuzlukta, cennette bir aradalar. Kararlılığımızı dünya gördü deniliyor bir diğer haber başlığında. Sayın Erdoğan'ın ifadelerine yer verilmiş Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili mesajı. Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye mesaj, Kıbrıs Türk'ü Türk milletinin ayrılmaz parçasıdır deniliyor haberin alt başlığında. Bu haberin yanında ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine yer verilmiş. Akdeniz'de hakkımızı çiğnetmeyiz haberin başlığı. Sel kurbanı anneye dua, malumunuz Düzce'de sadece bulunabilen tek cenaze
42 yaşındaki Fatma Töngel'e ait kaybolmuştu ve dere yatağında bulunmuştu. Düzce'deki sel felaketinde hayatını kaybeden Fatma Töngel çocuklarıyla birlikte sel sularına kapılmıştı. Çocukları halen aranıyor. Dün cenazesi vardı. Cenazesine anneannelerinde olduğu için sel felaketinden kurtulan iki çocuğu da katılıp anneleri için dua etmişler. Mekanı cennet olsun diyerek sıradaki gazetemize geçelim. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'nin manşetinde kadına ayıbın hikayesi başlığını görüyoruz. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi şampiyon tekvandocular yetiştiren Aski Spor'un hocası Bıçkın Çetiner'in görevine Instagram'dan son verdi. Şampiyon takımın hocasını habersiz kovdular. Haberin başlığı. Yani CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi görevine son veriyor hocanın, eğitmenin ve Instagram'dan, sosyal medya hesabından duyuruluyor görevine son verildiği. Terörist 72 saat kaçabildi, bir diğer haber başlığı. Erbil katili Kuzey Irak'ta yakalandı deniliyor haberin alt başlığında. Dinmeyen ağıt bir diğer haber başlığı. Bosna Savaşı sırasında Sırpların Prejidor kenti yakınlarında katlettiği 86 Boşnak yıllar sonra yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi deniliyor haberin alt başlığında. Bu haberin yanında ise şehitlere veda günü başlığı var. Bitlis'te şehit düşmüştü binbaşımız ve Konya'da toprağa verildi. Onbaşımız bu şehit haberlerini, cenaze haberlerini taşımış Akşam Gazetesi sayfasına. Geçelim sıradaki gazetemize. Sıradaki gazetemiz Milliyet Gazetesi. Sonsuza kadar yanınızdayız. Haber başlığı, haberin başlığı manşette yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs mesajına yer verilmiş. 45 yıl önceki adımı gerekirse yine atarız diye sözlerine de yer verilmiş. Bor'da 50 kritik proje, bir diğer haber başlığı Milliyet Gazetesi'nden. Bor mineraliyle yürütülen 50 projeyle kritik alanlarda yerli üretime geçilecek. Borlu kanser ilacı ve yanmaz çadırın Ar-Ge'si devam ediyor deniliyor haberin başlığında. Düzce kayıplarını arıyor, bir diğer haber başlığı. 7 kişi sel sularına kapılmış, bir kişinin cenazesine ulaşılabilmişti. 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte dün devam ettiğine dair, çalışmaların devam ettiğine dair fotoğraf karesine yer verilmiş ve çok enteresan bir fotoğraf yer alıyor yine gazetede. Kafası dışındaki tüm vücudu çamur ve toprağın altında kalan bir inek Umke tarafından kurtarıldı. İşte o ineğin fotoğrafına yer verilmiş. Bir yerde o kayıp 6 vatandaşımızın da bir yerlere, bir şeylere tutunarak kurtarılmayı beklediklerini umut ederek bekliyoruz efendim. İyi haberlerini inşallah. Sıradaki gazetemize geçelim. Sözcü gazetesinin manşetinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Saygı Öztürk'ün haberine yer verilmiş. Saygı Öztürk, Genel Başkan Meral Akşener'i makamında ziyaret etmiş. Ve şu başlık kullanılmış röportajla ilgili. Korku ve kabus duvarını yıktık. Bu sözler Akşener'e ait. Muhalefetin seçimdeki başarısı için başlıktaki tespiti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener sözlerini sürdürdü denilerek iktidarla ilgili görüşlerini nasıl dile getirdiğine yer verilmiş Saygı Öztürk'le röportajında. Şimdi bu haberin altındaysa enteresan bir haber var. Bursa Belediye Başkanı, ismi neydi? Alinur Aktaş. 30 Ağustos'la ilgili bir görüşünü dile getirmiş. Ben size haberi hemen aktarayım. Aktaş'ın Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olmasını teklif edenlere 30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil demesi infial yarattı. Haberin başlığı 30 Ağustos olmasaydı sen o koltukta asla oturamazdın başkan. Şimdi burada haberin başlığı çok da önemli değil aslında da. Bakın bir şey dedim ben. Neydi adı dedim. Adı neydi dedim. Yani söyledim ya biraz önce, şu an yine unuttum. Bursa Belediye Başkanı, belki bu benim ayıbım ama 30 Ağustos'un halkın tamamını 7'den 77'ye ilgilendirdiğini bilmemek de sizin ayıbınız olsun. Bakın 30 Ağustos öyle bir gündür ki hiçbir güne benzemez. Kıyaslamaya gerek yok ama 30 Ağustos başka bir şeydir. Yani büyük taarruzun yıl dönümüdür. Bir destan hikayesidir. Bir destanlık hikayesidir.
Şimdi sizin söylediğiniz o geneli ilgilendirmiyor falan, sizin görüşünüz de bizi ilgilendirmiyor. Gerçekten sizin görüşünüz mesela beni hiç ilgilendirmiyor. Bakın adınızı bile hatırlamıyorum. Ya 3 sene 4 sene sonra sizi hiç kimse hatırlamayacak. Ama 30 Ağustos'u bu dünya durdukça herkes hatırlayacak. Yargıya güven %38, neden acaba? Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay açıklamış. Ne kadar düşük bir rakam. Fuat Oktay mecliste CHP'li vekile yanıt verirken acı bir gerçeği de dile getirdi. Oktay, yasaların herkese tarafsız ve adil uygulandığını düşünenlerin oranı 2018'de %38. Çok fena, çok kötü. Yani adalet bir gün herkese lazım olur diyorsak eğer, ki diyoruz, %38 çok düşük bir oran. Geçelim sıradaki gazetemize efendim. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak gazetesi. İşbirlikçi arıyorlar. Haberin manşet haberin başlığı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını engelleyemeyenler yine Erdoğan'sız senaryolara başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki eski kara kuvvetleri komutanı Ben Hodges, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını isteyenlere itiraz ederken Erdoğan'dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz ifadelerini kullandı deniliyor haberin alt başlığında. Geçelim alta doğru biraz geçelim, akıtalım gazeteyi arkadaşlar. Füzelerimiz Tel Aviv'i vurabilir bir diğer haber başlığı. Hamas lideri İsmail Haniye, 100 yılın anlaşması olarak nitelenen şeyi tanımayacaklarını belirtti. İsrail'e gözdağı verdi deniliyor haberde. Bu haberin yanındaysa da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Avrupa Birliği'ne yönelik sert sözleri var. Ne diyor? Külah yapıp başınıza geçirin. Avrupa Birliği'ne sert yaptırım tepkisi. Yani o kağıtları diyor alın diyor, külah yapın kafanıza geçirin diyor. Gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi liderinin çok esprili bir mizah anlayışı var. Yani mizah anlayışı çok güçlü daha doğrusu. Geçelim sıradaki gazetemize. Sıradaki gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde milletvekiline plastik mermi başlığını görüyoruz. Suruç katliamı anmasına müdahale eden polis 3 vekili yaraladı. Tedavi alınmışlar efendim o polisler. Polis aracı da darp edilmiş. Akıtalım biraz gazeteyi arkadaşlar. Bağımsızlık ateşi sönmez bir diğer haber başlığı 45. yıl dönümüyle ilgili Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve bir diğer haber başlığı da imar ve vergi affının ardından Türkiye'ye yasa dışı sokulan araçlara da af geldi deniliyor. Kaçağa gün doğdu bir diğer haber başlığı. Geçelim sıradaki gazetemize efendim. Cumhuriyet'in ardından Karar Gazetesi var. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise Oval Ofis'te kritik salı başlığını görüyoruz. Ankara ile Washington arasında derin krize dönüşen S-400 yaptırımlarında düğüm, Trump'ın senatörlerle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği zirvede çözülecek. F-35 yaptırımını yetersiz bulup daha sert tedbir isteyen cumhuriyetçilere karşı müttefiklik vurgusuyla konuyu daha kontrollü yaklaşan Trump, hassas yaptırım dosyasında izlenecek yol haritasını oluşturacak. Dün diyecektim. Demedim bugün diyeceğim. Karar Gazetesi Allah aşkına ya biraz daha kısa cümlelerle haber yapın. Siz ne yazdığınızı anladınız mı ki bizim ne okuduğumuzu anlamamızı bekliyorsunuz Allah aşkına. Bir cümle 5 satır olmaz ki ya. Evet, en coşkulu Barış Bayramı bir diğer haber başlığı efendim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazilerimizin fotoğrafına yer verilmiş. Bugün tabii ki yaşları çok ilerlemiş Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerimiz. Hepsi madalyalılar. Allah uzun ömürler versin efendim hepsine. Hürmüz'de tanker satrancı bir diğer haber başlığı. Hürmüz'de Körfez'de yükselen tansiyonla ilgili bir habere yer verilmiş. Bir İran tankerinin Cebeli Tarık'ta Suriye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulmasının ardından Tahran'da denizcilik kurallarına uymadığı gerekçesiyle bir İngiliz gemisine el kondu deniliyor haberin başlığında. Geçelim sıradaki gazetemize efendim. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde bir ekonomi haberi var. Mutfakta yaz alevi haberin başlığı, zamlarla ve pahalılıkla ilgili bir haber. Bir file 200 Türk lirasına doluyor deniliyor. Vatandaşın hesabı çarşıya uymadı. Tarla ürünlerinin tezgahlara çıkmasına rağmen sebze ve meyvedeki fiyatlar yine de el yakıyor deniliyor haberin
alt başlığında. Geçen yıla göre de %200 artış denmiş bir alt başlık oluşturulmuş. Zamlara dikkat çekilmiş gazetenin başlığında. AVM'lerde 4000 mağaza kilit vurdu deniliyor. Yani yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla iş yapamayan AVM'deki bazı iş yerleri kilit vurdu kapılarına, kapattı dükkanlarını diyor ve o dükkan sayısı da 4000 olarak belirtilmiş Yeni Çağ gazetesinde. Geçelim sıradaki gazetemize. Orta Doğu gazetesinin manşetinde kaldığımız yerden yürürüz başlığını görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili sözlerine yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Batı'ya sert mesaj verdi. Türk ordusunun 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır. Alt başlığı haberin. Avrupa Birliği ile yol ayrımı bir diğer haber başlığı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Doğu Akdeniz'de verdiği kararlılık mesajıyla Avrupa Birliği'ne gönderdiği sert mesajlara yer verilmiş. Yavuz plajında şafak nöbeti, Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla dün gerçekleştirilen, sabaha kadar süren nöbete yer verilmiş ve Ankara Ulus Meydanı'ndaki Kıbrıs Barış Harekatı anma törenlerinden de bir fotoğraf karesi yer alıyor yine gazetenin ön sayfasında. Konya ve Samsun şehitlerini uğurladı deniliyor. Bir diğer haberde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit binbaşı Zafer Akkuş'un tabutunu omuzladı deniliyor haberin alt başlığında. Geçelim sıradaki gazetemize efendim. Bir Gün gazetesinin manşetinde A'dan Z'ye ihmaller zinciri başlığı var. Çernobil faciasının sorumlularından Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu nükleer santrali çalışanları projedeki ihmal zincirlerini anlattı. 5 maddede sıralanmış bu ihmaller, okumanızı öneririm efendim. Evet, akıtalım biraz gazeteyi, bakalım altında ne var. 1 milyondan fazla mayın var bir diğer haber başlığı. Ovacık'ta iki çocuğun yaşamını yitirdiği patlamanın ardından gözler bir kez daha mayınlara çevrildi. Verilere göre Türkiye'de toprak altında 1 milyondan fazla mayın var deniliyor haberin alt başlığında. Sıradaki gazetemize bakalım efendim. Spor gazeteleri var. Günün spor gazetelerinde ilk sırada yer alan gazetemiz Fanatik Gazetesi. Fanatik Gazetesi'nin manşetinde Galatasaraylıları sevindireceğini düşündüğüm bir haber var. Cagney anlaştığı sıra Falcao'da başlığını görüyoruz. Cagney Avrupa Kupası finalini izlemeye gelen Al Nassr yetkilileriyle anlaştı. Transferlerin 14 milyon euroya gerçekleşmesi bekleniyor. Cagney gidiyor yani. Geçtiğimiz yıl bekleneni veremeyen Kasımpaşa'dan transfer edilen oyuncu ve bunun yerine de gelecek olan oyuncu Falcao ve bu iş bitti deniliyor haberin başlığında. Ben Teke bir diğer haber başlığı. Fenerbahçe'nin aradığı golcüyü bulduğuna dair bir haber. Ersun Yanal, Cruz ve Muriç'ten sonra bir forvet daha istedi. Kanarya rotasını adaya çevirdi. Crystal Palace'ın 28 yaşındaki Belçikalı yıldızı için Komolli İngiltere'ye gidecek deniliyor haberin başlığında. Foto Maç'a da bakalım efendim. Foto Maç gazetesinin manşetinde Falcao savaşını görüyoruz. Galatasaray dünyaca ünlü forvette bir adım önde başlığı var. Cagney'i satarak yerine dünyaca ünlü bir golcü almak isteyen şampiyon Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli ismi Kolombiyalı Falcao. Monaco'nun bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen göndermek istediği 33 yaşındaki santrafor için Galatasaray'la İtalya Serie A ekibi Inter'in devrede olduğu belirtiliyor deniliyor haberin alt başlığında. Efendim gazete turumuzu böylece tamamlamış oluyoruz. Çok kısa bir ara için izninizi rica edeceğiz. Sabah saat başında gelişmelerle, haberlerle yeniden birlikte olacağız. Sonra önemli bir de konuğumuz olacak.
Efendim saatlerimiz onu gösteriyor. Sinan Fıstıkoğlu'yla hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesine katılmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada yaptığı bir konuşmada kadın üniversitesi açacağız demiş ve Türkiye'de anında hem sosyal medyada hem diğer platformlarda yazılı ve görsel basında tepkiler bir anda yükselmişti. İşte o sözler için önemli bir kampanya başlatıldı. Türkiye genelinde bir imza kampanyası başlatıldı. Japonya'da 800 üniversite var. 80 tanesi kadın üniversitesi. Şu anda YÖK Başkanı'na hatırlatıyorum. Çalışmanı da buna göre yap. G20 zirvesi için Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları Türkiye'de tepkilerin fitilini ateşledi. Kadın üniversitesi hazırlığına ülkenin dört bir yanındaki kadınlardan tepki yağıyor. Adana Vatan Partisi Öncü Kadın İl Başkanı Emine Coşkun konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet devrimi ile aydınlanmış Türkiye'nin ve özgürleşmiş Türk kadınının kadın üniversitelerine ihtiyacı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı ne önerdiğinin farkında mıdır? Önerilen şey kadın üniversitesi değil, kadın kafesidir. Kadın üniversiteleri anayasanın eşitlik ilkesine de açıkça aykırıdır. Vatan Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı ve YÖK böyle bir girişimde bulunursa konuyu yargıya taşıyacağımızı ve Danıştay'a iptal davası açacağımızı ilan ediyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Seyhan ve Çukurova şubeleri de İsmet İnönü Parkı'nda ortak basın açıklaması yaptı, imza kampanyası başlattı. Seyhan Şube Başkanı Avukat Hatice Nesrin Kılıçay, Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bu uygulamaya izin vermeyeceklerini söyledi. Bu düşünce Türkiye'yi böler. Bunu yapamazsınız, yaptırmayacağız. Erdoğan'ın kadın üniversiteleri çıkışına bir tepki de Tekirdağ'dan geldi. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Eğitim İş Sendikası imza kampanyası başlattı. Cumhuriyet Kadınları Tekirdağ Şube Başkanı Seval Eşer, Hasan Ali Yücel Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Uygulamanın bilimsellikten uzak olacağını vurguladı. Tüm Türkiye genelinde oluyor bu imza kampanyaları. Cumhuriyet Kadınları direnişi her zaman vardı ve yine devam ediyor, edecektir, durmayacağız. Özellikle laik Atatürk Cumhuriyeti açısından müthiş bir tehlike taşıdığına inanıyorum. Kadın üniversitelerine hayır diyorum. Cumhuriyete aykırı bu. Atatürk bunu karma olarak yapmış. Böyle de gitmesini istiyoruz. Bayanlarımızı, erkeklerimizi, bütün duyarlı vatandaşlarımızı bu imza kampanyasına bekliyoruz. Mücadeleyi büyütmeye kararlı olduklarını söyleyen kadınlar geri adım atılana kadar imza kampanyalarına devam edecekler. Efendim Emniyet Genel Müdürlüğü önemli bir uygulama başlattı. Dün 2000'den fazla noktada taksi şoförlerine kontrol uygulandı. 1651 şoföre ceza kesildi. Taksiciler denetim altında. Taksi uygulamamız var. Uzun kısa mesafelerde yolcu almamak, taksimetre açmamak, kısa mesafeye farklı fiyat talep etmek ve daha birçok olumsuz durumun önüne geçebilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Normal kimliğiyle veriyor biliyor musun? Bu kapsamda ülke genelinde 2600 noktada taksi denetimi yapıldı. Uygulama kapsamında 18.640 ticari taksi denetlenirken 1551 ticari taksi şoförüne para cezası kesildi. Cezalar arasında taksimetre bulundurmamak, araçtan çöp atmaktan, seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve alkollü araç kullanma var. 165 ticari taksi ise trafikten men edildi. Çok enteresan bir haber var sırada efendim. İzmir, Çiğli'de bir pizza salonunun sahibi, işletmeci Volkan Kantarcı müşterilerine 60 santimetrelik bir pizza ikram ediyor. O pizzayı yiyebilenden hesap almadığı gibi üzerine bir de çeyrek altın hediye ediyor. 60 santimlik bu pizzayı bitiren hem hesap ödemiyor hem de çeyrek altının sahibi oluyor. İddialı olan müşteriler pizzanın yanında 350 gram patates ve 1 litrelik içeceği de bitirmek zorunda. Ya aslında yemek yemeyi gerçekten seviyorum ama yani 60 santim pizza biraz fazla geldi. Ama deneyeceğim ya, ama yiyebileceğimi düşünüyorum, en azından deneyeceğim ya. Yarışmaya katılan Kadir isimli öğrenci son bir dilim kala sürenin bitmesiyle yarışmayı kaybetti. Çok yoruldum ama cidden gerçekten bitmiyor yani. 60 santim, yani 55 santim anca yemişimdir ya. İnsanları eğlendirme üzerine böyle bir yarışma düzenlendiğini söyleyen işletme sahibi Volkan Kantarcı,
önümüzdeki günlerde yeni yarışmaların olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde bir yarım altın yarışmamız var. Ona çiftler şeklinde bekleyeceğiz yarışmacılarımızı, bir kadın bir erkek şeklinde. Eğer pizzayı belirlenen süre içinde bitiremezseniz 100 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Şahane güzellikleri olan bir ülkeyiz aslında ama ne kadar biliyoruz ve ne kadar değer veriyoruz o tabii ki tartışılır. Geçtiğimiz günlerde de ekrana getirmiştik. Saldağ Gölü, Saldağ Gölü turist sayısında bir rekora koşuyor. Sezon sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin Saldağ Gölü'nü ziyaret etmesi bekleniyor. İşte o şahane güzellik. Onlar denizi olmayan kentlerin serinleme kaynakları. Bunu yaparken de hem doğanın tadını bir başka yaşatır hem de seyrine doyumsuz bir görsel şölen sunarlar. Tıpkı Van ve Salda Gölleri gibi. Salda Gölü Türkiye'nin Maldivleri olarak adını tüm dünyaya duyurdu. Turist sayısında da rekora koşuyor. 300 bin üzerinde bir ziyaretçinin Haziran başından itibaren sadece şu 1,5 aylık sürede Salda Gölü'nü ziyaret ettiğini söylüyoruz. Bu sayıya gölün diğer Doğan Baba ve diğer müstakil giriş noktalarındaki ziyaretçi sayıları dahil edilmemiştir. Burdur Valisi Hasan Şıldak yıl sonuna kadar gölü 1 milyon kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. En az 1 milyon ziyaretçinin Salda Gölü'nü ziyaret edeceğini, il genelinde ise bu rakamın 1,5 milyonu bulacağını çok rahatlıkla söylüyoruz. Bu rakamların altında değil üstünde gelişmeler bekliyoruz. Salda Gölü'nü gezen Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da bölgede turizm gelişimi konusunda ortak hareket ettiklerini vurguladı. Salda Gölü'müz gerçekten Türkiye'nin Maldivleri diye ün yapan sodalı suyuyla, beyaz kumuyla çok güzel, çok özel bir yer. Lavanta'ya gelince mutlaka Salda'yı da görmek istiyor. Güle gelince mutlaka Sagala Su'yu da görmek istiyor. Biz bunu fırsata çevirmeye, Isparta ve Burdur'u bir arada planlayıp, programlayıp kırsal turizme de büyük bir destek vermesi için uğraş veriyoruz. Sıcaktan bunalarak Salda Gölü'ne akın eden yurttaşlar eşsiz güzellikteki gölde serinlemenin, bembeyaz kumsalında vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Suyu çok soğuk ama çok şifalı gibi geldi. Sanki çıktıktan sonra böyle vücut şeyim ağırlığım gitti gibi bir durum oldu. Çok beğendik yani. Herkese tavsiye ederiz gelmelerini, görmelerini. Kumsalı çok hoş. Güzel bir ortam. Biraz daha sakin bekliyorduk açıkçası. Biraz kalabalıkmış bugün. Gayet güzel, gayet beğendim. Van'da da sıcak hava bunalttı. Yurttaşlar soluğu Van Gölü'nde aldı. Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olan göl, İranlı turistler ve komşu illerdeki yurttaşları da ağırlıyor. Edremit ilçesindeki halk plajında yoğunluk oluşturan turistler hem gölde serinlemenin hem de jet ski sürmenin keyfini çıkarıyor. Efendim, Bitlis'teki Nemrut Kalderası Türkiye'nin ilk jeoparklarından biri. Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladı. Bakalım. Doğal güzelliğiyle bilinen Nemrut, Türkiye'nin ilk tescilli jeoparkı olacak. Böylece Bitlis'e UNESCO tescilli jeopark kazandırılacak. Bakanlığa raporumuzu vermiştik. Muhtemelen birkaç ay içerisinde burası bir ulusal jeopark adayı olarak tescil edilecek. Nemrut, Türkiye'nin en yaşlı ve en genç kayaçlarını bir arada bulunduruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projesiyle kalkınma modeli ortaya konulacak. Ayrıca halka ekonomik katkı sağlanacak. Tabiat Varlıkları Şube Müdürü Mustafa Uzun, tescillenme sonrasında ziyaretçilerin alanı kullanmasının kolaylaşacağını söyledi. Ziyaret edilmesini istiyoruz. Tabii önceliğimiz alanın korunması, hiçbir şekilde bozulmaması. Şimdi efendim, önemli bir konu ağırlayacağız birazdan bu stüdyoda. Malumunuz çok önemli gelişmeler yaşanıyor Doğu Akdeniz'de, Hürmüz Boğazı'nda. Bu gelişmelerle ilgili birazdan önemli bir konuk bu stüdyoda olacak ama önce bir haberimizi sizlere aktaralım. Araya gitmeden önce de o haberi sizlere aslında iletmiştik. İngiltere'ye ait bir gemiye İran'da Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından el konuldu. Bakın, bu tankere
el konulması, yani İngiltere'ye ait tankerin alıkonulması Atlantik cephesinin İran'ı Orta Doğu'da yalnızlaştırma hedefine karşı güçlü bir yanıt. Bu kapsamda Tahran Batı hattındaki resleşmede Cebeli Tarık krizine yanıt veren İran elini güçlendirmeye başladı. İran kendi milli çıkarlarını savunabilmek için, diplomasi masasında güç kazanabilmek için bu şekilde adımlar da atıyor. İngiltere'ye ait tanker alıkonuldu, Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi. İran, Batı ülkelerine hakkımızı koruruz mesajı verdi. Ciddi kriz aşamasında bulunuyoruz. Amerikalılar Suudi Arabistan'a 1000 tane ilave asker gönderdiler. Suudi Arabistan hükümeti bu talep Amerika'dan gelen bu talebi kabul etti. Aynen 1991'de 1. Körfez krizinde olduğu gibi Amerikalılar Suudi Arabistan'a ve bölgeye kuvvet yığmakla meşguller. ABD İran hattındaki gerilim kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler kamuoyunun gündeminde. Uzmanlara göre ana hedef İran'ın Orta Doğu'daki etkisinin sınırlandırılması, Tahran'ın Suriye ve Irak'taki varlığının sonlandırılması ve bu kapsamda İsrail'in güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. İran'a ait petrol tankerinin son olarak Cebeli Tarık'ta alıkonulması da İran'ı bölgede sıkıştırma girişiminin bir parçası. İngiltere Cebeli Tarık Boğazı'nda bir İran petrol gemisine, tankerine el koydu. Bu petrol tankerinde 2 milyon varil petrol bulunmaktaydı. Nereden hesaplarsanız hesaplayın, çok ciddi bir ekonomik kayıptır bu. Ve aynı zamanda siyasi olarak da İran için bir tehdittir. Çünkü uygulanan Amerikan ambargosunun uygulanarak İran'ın petrol satışının tamamıyla engellenmesi anlamına gelir. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de bu kapsamda Batı'nın Cebeli Tarık hamlesini İran'ın yanıtı olarak değerlendiriliyor. İki tane İngiliz tankerine Hürmüz Boğazı'ndan geçerken uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla İran devrim güçleri, deniz kuvvetleri el koydu. Eş zamanlı İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in New York'ta bulunması da Tahran'ın diplomasi masasında güç kazanma hedefine işaret ediyor. Bay Zarif bu esnada Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere New York'a gitmişti. Ya burada İran kendi milli çıkarlarını savunabilmek için, diplomasi masasında güç kazanabilmek için bu şekilde adımlar da atıyor. Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer'e göre ABD'nin ambargosuyla başlayan süreçte Türkiye İran'dan yana tavır alıyor. Türkiye burada her şeyden önce İran'ın petrol satışlarının engellenmesine karşı çıkıyor. Gaz satışını zaten devam ettiriyor bize karşı. Yani bu gerilimin tırmanması için tarafları itidale davet ediyor. Yani İran'ın yanında duruyor dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Efendim, o sıcak noktada yaşanan gelişmeleri İran temsilcimiz sevgili Yakup Aslan'la konuşacağız. Şu anda stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Bölge sıcak, evet. Noktalar gayet sıcak. Gelinen son durumu bir sizden alalım. Yani ne oluyor aslında bu Hürmüz Boğazı'nda? Neden mesela İngiliz gemisine el konuluyor ya da alıkonuluyor gemi? Ne, burada verilmek istenen mesaj ne o gemiye el konularak? Aslında bu süreç nedir, nasıl başladı diye bir özetlemek çok lazım. Çok iyi olur. Temmuz ayında aslında süreç nükleer anlaşmadan Amerika'nın kalkmasıyla birlikte, bu masadan kalkması ve anlaşmadan ayrıldığını, uluslararası hukukun dışında davranarak ayrıldığını ilan etmesiyle birlikte süreç başladı. İran'a çok yönlü bir ekonomik ambargo süreci başladı. İran tabii tüm kaçabileceği angajman, kaçabileceği tüm noktaları aslında denedi. En son olarak elindeki tek koz vardı Hürmüz Boğazı. Çünkü dünyanın petrol ticaretinin yaklaşık %60'ı bu boğazdan geçiyor ve bu boğaz İran kontrolünde. Bölgedeki petrol üreticisi ülkeler de Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, bunların tamamı alternatif yollar da arasalar geniş anlamda, yani %80 petrolünü bu boğazdan geçirmek zorundalar. Bu çok önemli. İran'ın da kozu buydu. Eğer ambargolar süreci, yani nükleer anlaşmadan kalkmasıyla birlikte Amerika'nın başlattığı İran'a yönelik ambargolar süreci en sonuna kadar, yani bıçak kemiğe dayanırsa ben bu boğazı kapatacağım. Eğer ben satmıyorsam kimse de satmayacak dedi. Tabii bu ciddi sonuçlar doğurabilecek bir hamle olacaktı. Ve nitekim bu süreci yaşıyoruz. Temmuz ayı başı itibariyle İngiltere Cebeli Tarık Boğazı'nda Suriye'ye gittiği iddiasıyla bir İran tankerine el koydu ve hala Ağustos'un 15'ine kadar da uzattığı süreyi, bir bağımsız ülke olarak da İran
mütekabiliyet ilkesi gereği çeşitli teknik gerekçelerle bir İngiliz tankerine el koydu. İki İngiliz tankerinin de rotasını değiştirdi. Tabii haberler iki tankere el koydu şeklindeydi ama bir gemiye el konuldu. 1 milyon varil kapasiteli bir gemiydi bu. Kiş Limanı'na çekildi İran Devrim Muhafızları Deniz Güçleri tarafından. Ve ikinci geminin, diğer iki geminin de rotası değiştirildi. Tabii bölgede dün de görüntüler yayınlandı. Devrim Muhafızı Komandoları gemiye iniyor. Botlarla geminin etrafı sarılıyor ve burada İngiliz Deniz Kuvvetleri'ne ait, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne ait güçler de var. İran Devrim Muhafızları'na engel olmaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar. İran kendi karasularında gerçekleşen olayda bu gemiyi limana kadar getirdi. Tabii burada Birleşik Devletler Başkanı da İngiliz hükümetini aramış ve konuyla ilgili, yani orada da müdahil oluyor ve yani buradaki tavrı Birleşik Devletler'in İngiltere'den yana mı, İran'dan? Elbette İngiltere'den yana. Zaten İngiltere ve Amerika'yı biz hep şöyle hatırlıyoruz bölgede. Hem Irak'ta birlikteliklerini hatırlıyoruz, evet. Hem Suriye'de, hem Afganistan'da birlikteliklerini hatırlıyoruz. İran'da da böyle bir birlikteliği var. Neden Amerikan gemisine değil de gemi el kondu? Çünkü İngilizler el koydu İran'ın gemisine. İran'da mütekabiliyet ilkesinde misillemesini yaptı. Tabii İran'ın el konulan gemisi sadece İngiltere tarafından değil, Cezayir'de de el konan tankeri var. Suudi Arabistan'da da el konulan tankerleri var. Tabi bunlara baktığımız zaman son 24 saat içerisinde bu hamleyle birlikte Suudi Arabistan ve Cezayir'deki tankerler serbest bırakıldı. Ve şu an İran'a ulaştığına da yönde haberler var. İran'ın tankerleri de serbest bırakıldı. Tabi burada mesaj İngiltere ve Amerika ile birlikte aslında bölgedeki Arap ülkelerine, Körfez'deki İsrail ve Amerika'nın ciddi müttefiki olan Arap ülkelerine de bir mesajdı. Ve bu mesajda alınmış durumda. Ne diyor mesajda? Mesajda buranın güvenliği benden sorulur. Ne İngiltere'ye ne Amerika'ya güvenmeyeceksiniz mesajını gönderdi. Mesaj alındı. Suudi Arabistan'ın elindeki gemiler de, İran gemileri de serbest bırakıldı. Ayın 15'ine kadar kalacağını düşünmüyorum. Ağustos'un 15'ine kadar sürmeyecek. İngiltere de serbest bırakacak. Zira İran'ın da bu yönde geri adım atacağını düşünmüyorum. Çünkü İran'ın kaybedecek daha fazla bir şeyi yok. Bir şey yok. İran'ın şu an ekonomik ambargoların yanı sıra siyasi ambargolar da İran'da başladı. İran Dışişleri Bakanı'na kadar, İran dini ve siyasi lideri Ayetullah Hamane'ye kadar çeşitli isimlere, devrim muhafızları komutanlarına kadar da Amerikan ambargoları kondu. Yaptırımlar onlara da uygulandı. Artık ekonominin dışında siyasi bir ambargo silsilesi de başladı. Dolayısıyla İran'ın kaybedeceği bir şey yok burada. İran bu süreçte elindeki en güçlü kozu oynadı ve bunu da yapacağını daha önce ilan etmişti. Tabii Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bizim elimizde olduğunu mesajını Araplara verdi. Neden? Çünkü bölgede İran'la rekabet içerisinde, İran'ı düşman gören, İsrail'le ciddi, Amerika'yla ciddi, hem askeri alanda hem siyasi, diplomatik alanda ciddi işbirliği olan ülkelerden bahsediyoruz. Yine Yemen üzerinde de, Yemen savaşında ya da Yemen saldırılarında da İran bir tarafta, yani Ensarullah ve Husi kuvvetlerinin İran'dan yana olduğunu biliyoruz. Karşı cephenin de Suudi Arabistan'dan yana olduğunu biliyoruz ve oraya karşı bir koalisyon harekatı olduğunu biliyoruz. Suudi Arabistan'ın yanında İngiliz ve Amerikan uçakları da orada Yemen halkını bombalıyorlar. Hal böyle olunca bölgede de bir cepheleşme süreci oldu. Şu an İran cephesi önde görünüyor. Tabii kontrollü bir tansiyonu yükseltme durumu da söz konusu her iki taraftan da. Siyaset tarihine baktığımız zaman bu süreçlerde haberciler ya da haberi izleyenler bir savaş beklentisinde olurlar. Bir savaş mı çıkacak? Tansiyon neden bu kadar yükseldi? Sular ısınıyor. Acaba savaşın habercisi mi? Evet. Ama yakın tarihe de baktığımızda, diplomasi tarihine, aslında yeni müzakere süreçleri öncesinde taraflar ellerini güçlendirmek için bu adımları atarlar. Bununla, bu gerçeklikle karşılaşıyoruz. Şu an İran'da bir askeri operasyon Amerika yapabilir mi? Ciddi manada Amerika'nın böyle bir gücü yok İran'a karşı. Askeri bir operasyon seçeneğinde ne ekonomik anlamda ne askeri anlamda bir gücü yok. Bir kere karşınızdaki düşmanın, yani tırnak içerisinde Amerika için karşısındaki düşman İran hakkında çok şey bilmiyor. Ne kadar füzesi var, kaç füzesi. İran'ın açıkladığının dışında bir bilgi sahibi değil Amerika. İran'ın bölgede... Yemiyor olması Amerika'yı tedirgin eder mi? Tedirgin ediyor. Bu tedirginlikten dolayı da aslında net adımlar atamıyor Washington yönetimi. Yani yoktur belki de demiyor mu? Vardır ve biz bilmiyoruz çünkü, mu diyor. Çünkü şöyle, hem
İsrail'in güvenliği İran için çok, Amerika için çok, çok önemli. Suriye'de, Irak'ta bir bölge düşünün. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Afganistan'da sizin askeri üsleriniz var. Evet. Ama orada İran'la çok ciddi bir şekilde işbirliğinde olan askeri kuvvetler var. İran'ın bir emrine bakar askeri üslere o grupların saldırması. Bu gruplar da küçük milis kuvvetlerden bahsetmiyoruz. Mesela ciddi Irak'ta gruplar. Haçlı Şabi Irak ordusu gibi artık güvenlik kuvvetlerinden, kolluk kuvvetlerinden biri olarak tanınıyor ve İran'la çok ciddi ilişkileri var Haçlı Şabi'nin. Onun dışında Suriye'de Zeynebiye ve Fatimi Yuntugayları var. Yine Afganlardan, İranlılardan ve Suriyelilerden oluşan bir de Kuvvet-i Şabiye diye bir grup var Suriye'de. Evet. Yani bunların tamamı bu bölgedeki, Afganistan'da yine İran Taliban'la bile görüşüyor. Onun yanı sıra yine buradaki Afgan mücahitler var, İran'la birlikte hareket edebilecek. Bölgede yani bir yandan da İsrail var, güvenliğini sağlamak istediği İsrail 2006 yılında kime yenilmişti? Lübnan Hizbullah'ına yenilmişti. Lübnan Hizbullah'ı hem organik hem de hem siyasi hem askeri hem de lojistik anlamda İran'dan ciddi yardım alıyor. Ve füze saldırıları gerçekleştirebiliyor. İsrail'in içlerine kadar füzeleri ulaşıyor. Bu anlamda düğmeye basıldığı zaman sadece İran sınırları içerisinde bir savaştan, operasyondan söz etmeyeceğiz. Bölgeyi içine alabilecek bir savaş süreci belki de başlayacak. Peki o zaman bu noktada şunu sorabilirim. Bu bahsi geçen ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin adı geçmiyor. Ama evet, böyle bir olasılık gündeme geldiğinde, savaş olasılığı gündeme geldiğinde stratejik olarak da konum olarak da biz bu ülkelere yakınız. Bizi nasıl etkiler diye sorayım o zaman. Öncelikle savaşın etkileri bir göç etkisi olacaktır. İki ekonomik etkisi olacaktır. Üç askeri etkisi olacaktır. Askeri anlamda Türkiye bir denge politikası izleyeceği açıktır. Ekonomik anlamda mevcut koşullarda İran'dan yana tavır almış durumda Türk hükümeti. Çünkü aynı ambargolar şu an Türkiye için de uygulanacağı söylentileri var. Ekonomiye müdahale durumu söz konusu Amerika'nın. Burada da İran'ın yanında duracaktır. Ama anladığım kadarıyla İran öyle hani tırnak içinde boş beleş bir ülke değil. Siz anladığım kadarıyla askeri olarak hem ekonomik olarak bunu göze aldı ve güçlü. Hani Amerika'nın göze alamadığı şeyler var ama sanki İran'ın yok gibi geliyor siz anlattığınız zaman. Şunu net olarak söyleyeyim Sayın Stikoğlu. 40 yıldır ambargo altında bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Biz ne zaman ambargoyu gördük? Barış harekatında gördük. Şimdi de TTD ile karşı gördük. Karşıyayız. Evet. Yani Türkiye'de ambargonun ne olduğunu belki kelime anlamında sokakta kimse söyleyemez. Ama evet, onlar 40 yıldır. Bakın 40 yıldır ciddi ambargolar var. Ta ilaç sektörüne kadar ambargolar var. Biz o dönemde 74 barış harekat döneminde uygulanan ambargolarla neleri geliştirdik? Milli hangi sanayi ve teknoloji adımlarını attık? Onlara bakmak lazım. Evet. İran bu 40 yıllık süreçte neler yaptı bunlara bakmak lazım. Tamamen yerli ve milli üretim bir savunma sanayisinden bahsediyoruz. Mecbur kaldı. Bir hava savunma sistemi evet, var. Bakın biz hava savunma sistemi tartışıyoruz. Amerika'dan mı alalım, Rusya'dan mı alalım? İran'ın Rusya'dan aldığı S-300 ve S-200'ler var. Ama bunun yanı sıra kendi ürettiği var. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın insansız hava aracında kendi ürettiği milli hava savunma sistemiyle düşürdüler. Evet. Yani bu 40 yıllık süreç İran'a çok büyük deneyim kazandırdı. Ya o zaman belki o zaman hayrına bile oldu İran'ın. Yani tabii ki mutlaka bir bedel ödedi ama en azından kendini geliştirmek ve yerli ve milli olayına dönme açısından bizden daha önde krizi oldukları fırsata kesin. Krizi fırsata çevirdikleri tam kelimenin vücut bulmuş hali. Bizden daha mı öndeler? Bu anlamda bizden daha önde. Bizden daha öndeler. Yani askeri sanayide. Mesela biz şu anda Türk üretimi bir milli araçtan bahsediyoruz. Milli bir aracımız olacak mı diye. Ben İran'da 5-6 marka sayabilirim milli üretim yerli otomobil olarak. Otomobil mi? Evet otomobil. Çok mu lüks? Değil. Ama milli ve yerli otomobilleri var. Yani ben size araba satmıyorum dediği anda satmazsan satma. Bizim 6 markamız var. Kendimize yetiyoruz diyebiliyor. Ama biz şu anda bunu diyebiliyor muyuz? Büyük bir soru işareti. Çünkü biz dışa bağımlıyız bu konuda. Yani İran'ın dışa üretim bağımlı üretim ekonomisine konu, geçmesine neden oldu o 40 yıllık ambargo. Zaten direniş ekonomisi adı altında bir doktrini var İran'ın. Evet petrol gelirleri gelirin ciddi bir kesimini oluşturuyor ama bununla yetinmeyelim, bir üretim ekonomisi modelini, doktrini hayata geçirelim diye bir tez var İran'da. Ciddi bir şekilde de başarılı oluyor. Mesela şu anda petrole bağımlı olan örneğin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar veya bir başka ülkeyi saydığımız zaman petrol geliri kesildiği gün maaşı ödeyemez hale gelir. Ve İran
40 yıllık bir ambargo süreci yaklaşık 3-4 aydır da İran'da İran'ın petrol satışı resmi anlamda sıfırlanmış durumda. İran hala ayakta, İran hala meydan okuyor. Neden? Bu 40 yıllık süreçteki bir deneyim sahibi, tecrübe sahibi oldu. Halk da artık buna alışmış durumda. Yani halkın yaşam felsefesi biz Amerika'ya direneceğiz, biz emperyalizme direneceğiz şeklinde bir felsefeyle büyüyor. Çocuk tam ta ilkokuldan üniversiteden mezun olana kadar. Elbette bu anlamda tırnak içerisinde ambargoyla kürkelmeler var mı? Ambargoyla bir nesil var orada. Ambargoyla yani, yetişen bir evet, nesil var. Evet, ambargoyla yetişen bir nesil ve var. Ve onlar için ambargo kelimesinin herhangi bir anlamı yok. Çünkü hep ambargoyla yaşamışlar. Ekonomileri de artık bunu kaldırmış, yalamış, yutmuş. Şu dönem çok zorlandıkları bir dönem. Yani ha. 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'nda 80-88'deki savaş sürecinden daha ağır bir dönem yaşadığını söylüyor İran. Ama hala ayakta durma ve İngiltere'nin tankerine el koyabilecek, Amerika'nın milyon dolarlık insansız hava aracını düşürebilecek ve bunun karşısında da ben vatanımı korumaya geçtiğimiz kararlıyım demek. Geçtiğimiz günde Donald Trump bir açıklama yaptı. Biz de İran'ın insansız hava aracını düşürdük dedi. İran yok, kendi araçlarını düşürmüş olabilirler gibi. Hatta ben güldüm o haberi görünce. Dün, dalga mı geçiyorsunuz dedim. Yani bizim aracımızı falan düşürmediler. Düşürdülerse yanlışlıkla kendi araçlarını düşürmüş olabilirler dediler. Dün de bunun dediler. Görüntülerini yayınladılar. Kendilerinden de çok eminler yani bu anlamda. Ciddi bir haber dezenformasyonu var. Ciddi bir yönlendirme var İran'a karşı. Yani düşürdük dedi. İran 24 saat sonra görüntüyü düşürdüğünü iddia ettiğiniz İHA'nın görüntüleri bunlar. Bakın biz sizin USS fırkateyninizi görüntülüyoruz. Görüntülerini paylaştı. Biz sizi izliyoruz. Siz burada mevzuya da hakimiz diyor yani. Bizi izlemek için burada olduğunuzu dünyaya söylüyorsunuz ama biz sizi izliyoruz. İşte burada görüntüler de burada. Siz bizim İHA'mızı düşürdünüz dedi. Bu düşürdüğünüzü söylediniz. İHA'nın görüntüleri buyurun. Sizin askeri gemilerinizi biz gözetliyoruz diyor. Bir meydan okuyor. Buna karşılık İran ne yapıyor? Amerika ne yapıyor? Sadece tehdit ve ambargo tercihini Amerika'nın uyguluyor. Olayı bu değil mi zaten? Yani işte papazı vermezseniz sizi mahvederiz. S-400 alırsanız sizin işte size ekonomik yaptırım uygularız. İran'a hakeza o şekilde. Yani Amerika'nın zaten olayı adamların diplomasi anlayışı tehditten ibaret zaten. Ama İran aslında bize yakın tarihteki siyasi tarihte şunu gösterdi. Amerika ve İngiltere kağıttan kaplanmış. Yani bugün bir askerinin düğmesini koparamazsınız diye hani Amerikan filmleri de vardır. Evet. Ben Amerikan vatandaşıyım. Bana bunu yapamazsınız, dokunamazsınız. Biz sizin geminize de el koyarız. İHA'nızı da düşürebiliriz eğer bizim milli menfaatlerimizi tehdit ederseniz diyen bir ülkeye karşı şu an herhangi bir adım atamamış durumdalar. Bunu İran tüm dünyaya göstermiş oldu. Kağıttan kaplanmış. Amerika ve İngiltere. Bugün emperyalizmin vücut bulmuş hali. Amerika ve İngiltere'den bahsediyoruz ve konuşurken de dünyanın en güçlü devleti, en güçlü ekonomiler, en güçlü ordusu, iktisadi anlamda, sanayi anlamında en güçlü ülkelerinden bahsediyoruz ama İran dediğiniz zaman da bir duvarların arkasında kendi talibimiz var. Bu emperyalizmin de belki de istediği buydu. Herkes kafasında bir İran yaratsın, bir İran algısı oluşturalım. İnsanların yolda yürüyemediği, sokakta idamların olduğu, ellerin kesildiği, kırbaçlandığı, kadınların sokağa çıkamadığı bir İran ama İran'a geldiği zaman herkesin söylediği şu ya İran böyle miymiş? Bizden pek farkları yokmuş. Yani İran'ın baktığımız zaman İran'da hayat neden hayat böyle bir algı yaratılıyor? İşte bu algı yaratıyor. Bir şeytana ihtiyaç var. O şeytana karşı Amerika savaşacak. Amerika melek olacak. Şeytan İran olacak. Hep böyle değil midir aslında, zaten? Filmlerde bile böyle değil midir Amerikan filmlerinde? Amerika şimdi, hep şeye karşı, kötüye karşı savaşır ve hep kazanır falan. Kuzey Kore liderini konuşur. İşte her hafta bir akrabasını timsahlara yem ettiği. Türkiye'deki gazetelerde bile çıkar. Kim Jong kayınbiraderini timsahlara attı. Ya yok böyle bir şey. Ama biz baktık Kuzey Kore dendiği anda oraya gidilmez. Orayla iş yapılmaz. Orayla ticari ilişki kurulmaz. Dokunulmaması gereken yerde. Bizim ticaretimiz Amerika ile İngiltere ile ya da Batı ile devam etsin. Elbette Batı ile de devam etsin. Yönümüzü tamamen mi doğruya çevireceğiz? Biz her ülkeyle iyi ilişkilerle devam etmek zorundayız. Zaten konumumuz itibariyle her ülkeye eşit mesafedeyiz ve her ülkeyle de ticari olsun, askeri olsun işbirliğini devam ettirmek. Ve Türkiye denge politikası dediği zaman diplomasi tarihinde örnek ülkelerden biridir denge politikasında. Soruya da atıf olsun. Türkiye yine bir denge politikası izleyecektir ama burada İran'ı da yalnız bırakmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü İran'la aynı tehditlerle artık karşı Türkiye'de karşı karşıya ya kendinizi tamamen teslim edeceksiniz Amerika'ya, Batı'ya tamamen teslim edeceksiniz. Onlar sizin siyasetinizi, askeri
projelerinizi hep onlar dizayn edecek ve onların kurduğu oyunu kurallarına göre, onların kurallarına göre oynayacaksınız. Ya da bağımsız bir ülke gibi başı dik bir şekilde hata da yapsanız kendi hatamdır diyerek bunu halkınıza anlatacaksınız. İki seçenek var Türkiye'nin önünde. Türkiye bence seçeneğini yaptı. Özellikle S-400'lerle de bunu gösterdi. Tabii tabii, orada da duruşunu gösterdi. Bunu angaje oldu. Rusya'ya angaje bir ülke mi olduk? Rusya'nın kontrol, artık Rusya'yla birlikte hareket ediyoruz. Bu kadar teslim olduk. Bu şekilde yorumlamamak lazım. Türkiye ciddi bir adım attı. Ciddi bir tercih yaptı. Daha önce Türkiye Amerika'ya bu tercihi yapmıştı. Patriot almak istemişti. Satmadınız. Geldi. Biz de bunu aldık. Yani evet. Bu aslında askeri bir seçenekten yani dolayı. Sürekli sizin dediğiniz olacak diye bir kural yok. Yani iç işlerine müdahale edin. Bir müstemleke yani ülkesi değiliz sürekli dedi. Sürekli sizin istediğiniz olmayacak dedi aslında, evet. Türkiye bir nevi. Peki bundan sonra bu bölgede, bu noktada, bu gerilim ortamında Hürmüz Boğazı'nda neler öngörüyorsunuz Yakup Aslan? Şunu net olarak söyleyelim. Tansiyon kontrollü bir şekilde daha fazla yükselebilir. Bu neyin habercisi? Yeni bir müzakere sürecinin habercisi. Burada hani mesajlar kime gitti? Hem Avrupa Birliği'ne gitti, hem Arap dünyasına gitti, Körfez'deki Arap ülkelerine gitti, hem de Amerika'ya gitti bu mesajlar. Aldı. Bunların yani Amerika tamamını mesajı. Bu puzzle'ın parçaları gibi yerleştirdiğimizde daha önceki örneklerle birlikte karşımızda bir yeni bir müzakere masası kurulacağı şeklinde bir sonuç çıkıyor. Ya yani kartlar yeniden mi dağıtılacak? Yeniden dağıtılacak. Sadece elini kuvvetlendiriyor buradaki masadaki oyuncular, ellerini kuvvetlendiriyor. İran'ın da en güçlü kozu Hürmüz Boğazı ve Körfez'in güvenliğinin kendi elinde olduğunu ispat etmesi. Bu hamlelerle evet. Bunu ispat etti. Yani İran'a rağmen burada petrol satışı yapamayızı kabul etti. Arap dünyası kabul etti, elindeki tankerleri evet. bıraktı. İngiltere İran'a rağmen yapamayız. İran'la birlikte yapabiliriz. İran'la birlikte yani yapabileceksiniz. Yani gerçekten ben bile anladım. Çok güzel anlatıyorsunuz Yakup Aslan. İran'la birlikte yapılacak. Bu ama çok önemli, derinlik isteyen bir konu. Yani bu bölgede ülkelerin mevzu bahis adı geçen ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İran öyle bir hem iç işlerine hem dış işlerine hakimsiniz ki ve o kadar güzel anlatıyorsunuz ki stratejilerini anladım yani. İran'a rağmen bunu sürdüremezsiniz. Kesinlikle. İran'la birlikte sürdürebilirsiniz. İran'la birlikte sürdürülebileceği bir sürece gireceğiz. Bu mevcut nükleer anlaşma Amerikasız bir şekilde devam edecek şeklinde okuyabiliriz. Olasılıklardan biri bu, en güçlü olasılık bu. Düşük olasılık Amerika tekrar masaya oturacak, bu düşük olasılık. Çünkü Amerika'nın ciddi müdahaleleri var. Özellikle ticaret anlamında ciddi müdahaleleri var. İran'ın ticaret yapmasını, İran'ın para transferini ciddi bir şekilde engelliyor. Alternatif kanal olarak Avrupa Birliği ile İran'ın INSTEX diye bir sistem kurdu. Ocak ayında başladı. Ama ilk transfer 7. ayda, bu ay gerçekleşti. Amerika'nın ciddi baskısı var Avrupa Birliği'ne bu sistem hayata geçmesin diye. Rusya ve Türkiye de bu sisteme dahil olmak istiyor. Bu para transfer sistemine dahil olmak isteyen ülkeler içerisinde. Yani bilinen nedir? SWIFT diye bir sistem vardı. Dolar dünya üzerinde hep o sistemden geçir. O Amerika'nın elindedir. Ben göndermiyorum. Siz sen evet. bunu parayı gönderemezsin dediği zaman gönderemiyorsunuz. Evet. Avrupa Birliği'ne de bunu uyguluyor. Avrupa Birliği'ne şu çağrı yapıyor. Bağımsız ol, kendi kararını kendin ver. Eğer benimle anlaşmazsan senin gemilerinde, senin ticaretinde burada durur. Ya bağımsız hareket edeceksin, benimle birlikte hareket edeceksin demiyor. Ya bağımsız hareket edeceksin ya Amerika'yla birlikte hareket etmeyeceksin. Ülkenin menfaatine, hani ülkelerin de dış işlerinde ciddi bir özeti vardır aslında. Ebedi dost, ebedi düşman yoktur. Ülkenin menfaati vardır. Evet, ülkenin menfaatler vardır, çıkarlar vardır. Ülkelerin dostları olmaz, ülkelerin çıkarları olur. Çıkarları evet. olur. Bu anlamda siz Amerika'yla ya dost olacaksınız ya kendi ülkenizin çıkarını düşüneceksiniz. Mesajını verdi. Mesaj da alındı evet. Avrupa Birliği tarafından. Ha, resmi anlamda şu anda böyle bir müzakere süreci, yeni bir süreç başlamış değil. Bunun altını çizelim ama Japon Başbakanı'nın Tahran ziyareti, Umman'dan daha önceki anlaşmalarda, nükleer anlaşma sürecinde Umman'ın girişimleri vardı. Umman üzerinden, Katar üzerinden çeşitli heyetlerin Tahran'a geldiğini biliyoruz. İngiltere'den, Almanya'dan, Dışişleri Bakanlığı seviyesinde çeşitli isimlerin aracı olmak için geldiklerini biliyoruz. Bunları da alt alta koyduğumuz zaman eşittir. Yeni bir müzakere süreci başlayacak. Ama İran kesinlikle ve kesinlikle ambargolar devam ederken yeni bir müzakere masasına oturmayacak. Bunu da net bir şekilde ifade etmek lazım. Kaldırın mı diyecek bir kısmını, kısmen de olsa İran şunu söylüyor. Kafamda silah varken bağımsız bir devletsem ben eğer kafamda silahla müzakere masasına oturmam. Bu müzakere masası olmaz. Bu anlaşma teslimiyet anlaşması olur. Eğer ambargoları haklı. Kaldırırsanız evet, iki bağımsız devlet olarak karşılıklı konuşabiliriz. Kazan ama, kazan. Evet. Borde bort der Farslar. Bu kazan kazan politikası. Evet, evet. Kazan kazan politikası. Sizin
de kazancınız olacak, bizim de kazancımız ama olacak. Ama ben ambargo altındayken sizin aynı masaya ezik gibi oturmam, oturmam diyor. Oturmam yani. Diyor ve şu anda da yani bu yükselen tansiyon bir savaşın ya da bir çatışmanın habercisi değil, de değil bir müzakere sürecinin öncesindeki çok teşekkür ediyorum. Güçlendirme sevgili hamleleri sevgili Yakup Aslan, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ulusal Kanal İran temsilcisi, tekrar hoş geldiniz. Hoş İyi bulduk, ki geldiniz. Bölgede yaşanan atmosferi ve o yüksek tansiyonu bizlere çok güzel anlattınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim katılımlarınız için. Efendim bu hafta itibariyle İran temsilcimiz Yakup Aslan'la kapatacağız yayını. Haftaya burada olur muyum, olmaz mıyım? Meçhul. Ama siz haftaya kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Şahane bir hafta geçirmenizi, işinizin, gücünüzün rast gitmesini temenni ediyorum efendim. İyi haftalar.